Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Mafya 3 oyunumuza dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dostlar, geçen bölümde eroin kaçakçılarının inlerine girmiş ve onları sonlandırmıştık. Onların hikayesine son vermiştik. Şimdi dostlar, şöyle bir şey yapacağız. Hemen şuradan görevi seçelim. Kassandra ile konuşmaya gidiyoruz. İşini bitirmekte faydası olacak. Önemli bilgiler veriyormuş. Bakalım. Gidelim. Richie Duchette'i öldüreceğiz. Derken bu arada yanlış yere dönmüşüz. Çok pardon. Hemen şuradan dönelim geri. Bacım niye koşuyorsun? Aşağı devam edelim. Çok da yerimiz kalmadı. Az kaldı. Geldik. Buradan direkt çıkabilecek miyiz? Evet, çıkabiliyoruz. Güzel. Evet, geldik de. This man's name is Jesse. We were just having ourselves a little conversation about Richie Ducey. Listen, I ain't done nothing, you hear? I don't know anything. I was just taking a walk and walking down the street and she grabbed me is all. You with Dixie Mafia? No. Yes. I mean, shit. I did it for the money, you hear? I ain't got nothing personal against y'all. I don't even carry a gun. Where's Ducey? He's out at the abandoned amusement park to the west of here. Banned Saturdays? What the hell is he doing out there? From what I heard, it's because you've been tearing things up. Georgie's on a goddamn warpath. He wants Richie dead. So Richie, he grabbed what was left of the heroin and took off. Said he was gonna lay low until he could settle things with Georgie. How many men he got with him? Hell, I don't know. All of them. Hand me that knife. No, no, please. That's not... No, I ain't done nothing to y'all. Please, I'm begging you. My mom, my mom, she... Go on, get. Pick a one, Kaç Ducey. Bak. He ain't no threat to nobody. Let him run back home to his mama. If you wrong, there'll be hell to pay. Eroin ve fuhuş şebekelerini de ele geçirdin. Şimdi Richie Duchette'in hesabını gör ve Dixie mafyası deliklerinden çıksın diyor. Marcano'nun peşinden gitmenin yolu suç şebekelerini ortaya çıkarıp onları zorla ele geçirmek ve sonra Marcano'nun bölge sorumluları ve yardımcılarıyla yüzleşmek diyor. Sevgili dostlar, tüm şebekelerini ele geçirdikten sonra artık Marcano'nun kendisiyle yüzleşebileceksin. Richie Duchette'i Duchette'i öldür ve Hollow'un kontrolünü ele geçir diyor. Evet. Hızlıca şimdi gidelim o zaman. Şu Duchette'i öldürelim. Nerede bizim araba? Araba nerede? Burada yok. Oğlum arabam nerede lan? Yandaymış, dur gördüm. Evet, devam edelim. Şimdi gidiyoruz. Richie'yi öldüreceğiz dostlar ve Hollow'un kontrolünü ele geçireceğiz. Evet, bakalım içimiz nerede? Evet, mekanımız burası. Şuraya tüccarı çağırayım. Lazım olacak çünkü.
şeyler var mı ya da bakalım bir. You spot anything you can use? Let me see what you got. This bakalım silahlarda ne var? Tabancalardan önce bakalım. Sesli olsa da bence önemli değil ya. Ama 7000 diyor abi, çok pahalı ya, gerek yok. Sözlü kararlılık. Bu da gayet güzelmiş aslında. Aslında bu güzel de neyse. Yapacak bir şey yok. Şurada bir cephanemizi dolduralım. En azından bu silahla. Artı pompalı almayacağım. Yine otomatik silahta da. Bunları alabiliyor muyuz? Ne farkı var lan bunda bunun? Ha. Birinde kapasite artıyor. Anladım. Bizde şu an bu var. Bunun kapasitesi daha fazla. Zararı da daha fazla hem de. Bence bunu alalım ya. Daha mantıklı. Bu pahalı. Şunu şarjör zaten dolu. Geçtik. Ekipmanlara bakalım. Elimizde şu doğru dolu. Bunu bir tane alalım yine. Dursun. Mayın. Kullanabilir miyiz acaba? Merak ediyorum ama neyse kalsın şimdilik. Zaten almıştım bir tane galiba. Bunlar daha sonra. Bunlar daha sonra olacak. Malzemelerde bakalım. Bu dolu. Çelik yelek içeride buluruz bence. Gerek yok bir daha para vermeye. Hadi gelin. Evet, buraya da su basmış. Zaten bizim herif bunlara alışıktır. Winkle. Ne oldu lan? Evet, hava karardı birden. Richie needs to work his shit out with Georgie. Well, he ain't got no fucking choice. Cause if he don't, we fucked like your mama on prom night. For sure, man, for sure. Well, better get back to it before Bobby starts hollering again. All right, then. Watch your ass down there. Aferin size, dağılın bakayım. Evet, bizim herifin biri gitti. Şimdi. Heh, ben dürbün nerede diyordum ya. Buldum. Bir kişi orada. Direkt dalsam mı acaba, yoksa sessiz sakin hale etsem, onu bilemedim şu anda. Ama kişi var alt üstü ya. Çok güzel vurdum be. Derken işte ortalık karıştı. Lan ah be. Geri sandım, bu tarafa doğru gelmedi. Şurada biri var, gördüm. O da gitti. Şunu al bakayım geri. Var mı gelen giden? Bakıyorum, yok. Gel oğlum, gel gel gel. Hmm?
This one's stiffer than the board. Hell. He's gunning us down! Gonna find a hole. Time to fucking die! Damn, that felt good. Süper. Derken biri sıkıyor oradan dur ama. Bizim George ile işimiz yok koçum. Yani kendi kendine yan abi şimdi tamam mı orada? Aferin oğlum. Şöyle mermi falan bir şey almak lazımsa alalım da. Tamam şimdi orada birini gördüm. Biri daha altta yukarıda vardı galiba. Şurada biri var. Ya, heh. Kendi kendine yan koçum, aferin. Buradayım salak. Oh. Kendi kendine yandan. Güzel. Yukarıda adam vardı ona da bakalım mermisine olsun olsuna. Aslında bu iyi ya ben bunu kullanayım biraz da ya dur bakayım lan devam edelim. Bunun bir sürü mermisi vardı herhalde adamlarda. Burada var mıydı acaba? Yokmuş. Şurada adamda ama onda da yoktu tamam. Gidelim o zaman. Bu zaten değil. Yok abi biz yine o silahımızı alalım. Bu serden çünkü mermisi çok fazla yok. İçeride ne olacağını bilmiyoruz. Devam. Bunda bayağı mermi var çünkü. Sesler geliyor ama ortalıkta kimse gözükmüyor. Gel koçum gel gel. Alamam buradan içeri. Hah işte bu kadar. İki üç kişi var gözüken. Bir kişi de şurada var. Dört kişi. Çok güzel. Ben nokta dışı. Güzel. O da gitti. Some bitch gonna barbecue your ass. Some bitch. Geber lan. Ha. Ne oldu?
Yani son mermide vurmuşuz adamı. Tabanca falan bir şey bulursam alacağım, değiştireceğim derken o güzel bir silah buldum. Silah gayet güzel. Başka nerede adam vardı? Şunu zaten öldürdük, silahını aldık, geç onu. Şurada vardı bir herif. Silah falan burada ama. Exit diyor, buradan diyor ama buradan, ha buradan geçeceğiz ama bekle dur, bekle. Şu adamları bir toplayayım ben, ne var ne yok. Bunlara varmış. Buna biraz daha fazla. Alfredson. Ben şu silah alayım ya. Bu silah daha güçlü silah çünkü. Aslında şeyimiz var, sıkıntı yok. Gerekse makinalı tüfeğimizi kullanırız. Onunla savaşırız yani şu silahla. Bu silah şu an bir dursun bakayım. Burası neresi? Burada bir silah daha var. Duyamadım. Ama ne güzel vurdum öyle ya. Lan. Bu şerefsizi buradan vururuz. Geber lan. Nerede lan bunlar? Bu da gitti. Nerede lan o, gözükmüyor. Ha gördüm. Ben de gördüm, kaçıyor. Öldü mü lan o? Vuramamış olabilirim onu. İşte bu be. O da gitti. Al silahımızı gidelim hadi ya. Sanırım daha da biri falan yok. Şurada vardı birisi. Ona vurmuştuk. Mermisini veya şeyini alalım. Nerede o? Şurada var galiba. Bu değil. Ha buradaymış.
Vay 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 vay. Oo. Sağlam vurdu lan. Geber lan. Başka? Welcome y'all. Oh, you'd like to hear a story. Well, I just happen to have one. So we will just sit for a spell and have a listen to my uzak dur, uzak dur, uzak dur. About that devil beast known as the Rougarou. It all began in a small Negro village nestled deep in the bayou, far outside our civilized city. It was a place where slaves ran to hide from the world. Başka var mı? Yok burada. But something else called this place home too. Hayır, içinin sesini duyduk. Nerede oğlum bu? Lan ne ya? Lan bu ne oğlum ya? Dur bir. Uçun güle güle. That evil in the darkness knew this was his time. Men, women, even children started going missing. And a great fear took hold of folks, and a name was whispered throughout the village. Give me a hand here. Lan geber artık lan. Burada bir şey var mı lan? Gözükmüyor hiçbir şey ama herhalde bir şey yok. Bakın burada kimler var? Gel gel. Gel gel gel. Islık ya. The hero they needed came in the form of a young priest. Gel koçum gel gel. The Lord called Father Michael to save those lost sheep who've gone astray and killed a Rougarou. He stalked the beast for days. Gel gel sen de gel. Gel sen de. Gel koçum. Gel koçum gel. Oğlum ne kadar çok konuşuyorsun sen ya. Sırf konuştuğu için öldüreceğim ben bunu ya. Herif geldiğimizden bile konuşuyor ya. Oh.
Hop kaç. Aman aman. O da gitti. O da gitti, süper. Daha da gelen giden yok herhalde. Bu kadar. Yakayım mı lan seni ha? Dur lan. Şuraya bak şuraya. Eroin pislikleri. Ne oldu lan ha? Bekle alacağım ifadeni, bekle şunları toplayayım bir. Bir şey yokmuş gerçi, tamam hadi. Evet, Rishi'nin sonu. Ha. Şerefsiz. Tam olarak öyle, doğru. Hiç kimse Lincoln'la karşı koyabilecek bir durumda değil. Otomatikman da öcünü alacak dostumuz Lincoln Clay. Çıkalım bari de. Ulan. Tam direkt varmış ortada, görmedim, bakmıyordum o sıra. Neyse. Neyse.
Bizim bir yerden yukarı çıkmamız lazım. İçi öldü. Lincoln birinden öcünü alabildi en azından. En azından bir kişiden öcümüzü alabildik. O da ilk öcü aldığımız kişi de tamir edeceğiz üzere. Bir şey oldu. Elis'in boğazını kesmişti. Şurada güzel bir araba var. Onu alabiliriz bence. Bunlar görüyorsa ama şimdi şey söyleyecekler. Polisi aramaya çalışacaklar. Dur. Şurada bir tane şey var. Önce onu alalım. Şu kapıyı aç. Hazır girmişken parayı da alalım bari. Niye kaçtın lan? Şu arabayı alalım bence. Hazır üstü açık. İşte mis gibi araba. Hadi gelin. Kasandra ile konuşalım gidip. Ona Lichin'in öldüğünü söyleyelim. Tamam, şimdi dalalım içeriye. Evet, geldik. Arkadaşlar sesi kısmak zorunda kaldım çünkü telife giriyor bundan dolayı. Sürekli çünkü arkada müzik çalıyor. Bir bakalım, çözüm bulmaya çalışacağım ben buna. Sadece müziği kısabileceğim bir yapı yok gibi. Bakacağız, dur bakalım. Yani şu an açamam değil mi? Yok. Ayarlar şu an açılmıyor. Evet.
Cassandra'yı görevlendir. Bu bölgeyi ona veriyoruz. Bu bölgeyi Cassandra'ya devretmek üzeresin. Her yaver kazancını artırmak ister. Bu yüzden müttefikleri doğrultusunda sana silahlar, göstergeler, araç güncellemeleri ve hizmet etme gibi kolaylıklar sunacaklar diyor. Yan görev açıldı. Barışık mıyız? Emmanuel ile konuş diyor. Asıl hikayemiz dedi ki kötü gün dostları da görevi de açılmış. Donovan ile konuşacağız o görev içinde. Dostlar. Hadi gelin. Araba neydi lan? Araba buradaydı değil mi? Şuradaydı. Evet doğru burada. Ama bir duralım burada dostlar. Burada bir mola verelim. Bir sonraki bölümde buradan kaldığımız yerden devam edelim. Şimdilik hikayemiz bu şekilde dostlar. Şöyle hemen haritamıza bir yol atalım. Göz atalım. Şu görmüş olduğunuz dostlar mor olan artık bölüm. Artık bizim bölgemiz Hollow. Delray Hollow. Bu bölgeyi ele geçirdik. Artık kontrolü bizde. Kaç tane bölge var derseniz de şöyle Frisco Fields var. Pointe Verdun var. Tikfav limanı var. Fransız semti. Downtown. Barclay Mills hemimiz komşumuz. Ve Bay of Phantom adlı bir bölge daha var. İşte bu şekilde toplamda yani. Ve Southtown var bir de. Güney ve aşağı town. Güney town diye. Rivernow. Rivernow da varmış. Düzeltiyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bölüm daha var. Bölge daha var. Toplamda 10 bölge varmış. Ve biz birini şu an ele geçirdik. Daha geriye 9 bölge daha var. Bunların hepsini her birini ele geçireceğiz. Ondan sonra da amacımız Marcano ile Salmarcano ile yüzleşmek. Onu indirmek, onu öldürmek. Evet dostlar. Yeni bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.